Abi bu arkadaşlara sorununu ilet. Bu arkadaşlar senin sorununu çözecek adamlar. Şimdi mantar üzerine çalışıyorum. Evet. Foto tamam. Şey yapalım. Ha, görüntü daha alalım. Önce ağaçlarda yaptım. Önce. Aldım. Üniversiteden aldım. Halk eğitimden aldım. Kendimce bir araştırıyorum. Yeter ki. Kardeşim sen bu işi yapıyor musun? Yapıyorum. Devam ediyorum. Karınca misali dedim. Karınca misali. Anlamından sonra dediler ki bir görüşelim. Orada Mustafa Bey diye bir tanesi. Evet tamam. Gittim. Abi dedi böyle böyle genç bir arkadaş. Şu anda bir arkadaş yapıyor ona vereceğiz dedi. Bir dedi yatırım yap. Dedi ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacaksın. Rafını yavala. Tümünü dedi 14 bin lirayı sana vereceğiz dedi. Ama buraya geliyor gidiyor bu arada. Daha sonra işte sene son oldu. Ya ne oldu Mustafa Bey? Vallahi şu oldu, bu oldu. İşte birinci flaş, ikinci flaş. Yani birinci ağız, ikinci ağız dediği gibi. Evet. Şu anda ikincisini topluyorum. Topladım birçoğunu. Sen çek de. Alın abi. Bir de. Önce kavak ağaçlarında. Daha sonra bu şekilde yarı amatör diyeyim. Tam profesyonel olamadım. Poşetlerde yapıyorum. 2,5 yıldır yapıyorum bu işi. Emekli olduktan sonra, emekliyim 2,5 yıl oldu emekli olalı. Ne iş yapayım diye düşünürken kendimce araştırdım. Yeni bir iş, yeni bir sektör araştırdım kendimce. Buna karar verdim. Hatta şunu söyleyeyim. Avrupa'da 100 yıldır tüketiliyor mantar. Ama Türkiye'de benim araştırmam, okumama göre 25-30 yıldır Türkiye'de kültüre edilmiş şekilde üretiliyor. Batıdan doğuya doğru yeni yeni geliyor. Ben inanıyorum birkaç yıl içerisinde nasıl ki evlerde bugün haftalık mantar şey et veya tavuk tüketiliyorsa mantar da 1-2 yıl içerisinde Türkiye'de o şekilde tüketilecek. Biraz emeğimle yani tam otomatik bir sistem yaptıramadım imkanlarım doğrultusunda emeğimle yapıyorum. Şu anda burada İstiridye mantarı deniyor. Bunu şöyle bizim bölgede veya Türkiye genelinde görenler dutta görenler bu mantara dut mantarı diyor. Kavakta görenler kavak mantarı diyor. İncirde görenler incir mantarı diyor. Türkiye genelinde İstiridye mantarı olarak geçiyor. Şu anda pazarlamada büyük sıkıntı çektim. Fakat son zamanda bir paketleme izni verdiler. Onu aldım. Bir ücret mukabele yani şey olarak. Parakente'de 12 liraya veriyoruz. Toptan da 8 liraya veriyorum. Kilosunu. Evet. O şey. Şimdi mantar da hani tam otomatik yapmadığım için bunun genel bir kanı kuru maddenin ağırlığı kadar mantar alınır. Diyelim ki bir poşette 5 kilo veya 3 kilo kuru madde varsa onun ağırlığı kadar mantar alırsın. Bunu flaş olarak adlandırılıyor. Birinci flaş, ikinci flaş, üçüncü flaş diye. Yani onun kesin bir şey yok. Tabii yine herkes bir çalışma yapıyor. Verimine kadar arttırırım diye. Çalışsınlar, yapsınlar. Bunu herkes sahiplendi Türkiye'de. Yok bizim şura mantarımız, yok bura mantarımız diye. Buna devlet de bazı yerlerde destek verdi. Ama maalesef Osmaniye'de vermediler. Vermediler. Şuranın mantarı, buranın mantarı diye televizyonlarda veya internette görüyoruz. Osmaniye'de de yetişiyor ve yetiştiriyorum. Bu sistem duvarlar veya zaten bina yapılıydı şey olarak ama içinde bölümler yaptım. Bana 10 bin lirayı buldu aşağı yukarı. Yani destek alsanız daha da büyük bir destek alsam tamamen profesyonelce yapacağım. Bunların tam otomasyon sistemleri var. Şu anda emeğimle yapıyorum.